Sevgili takipçilerim, size dedim ki beni Instagram'dan mesaj atın, sorularınızı sorun. Ben size cevap vereceğim dedim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Başlıyorum. Hangi takımısın abla? Ablam, daha önce ilk zamanlarda bir Fenerbahçeliydim. Baktım Fenerbahçe çok kötü gidiyor. Galatasaraylı oldum. Siyah beyazın uyumlu beğendiğim ve çıkmadın, benim için pencereye çıkmadın marşını sevdiğim için hafif de Beşiktaş'a kaymış durumdayım. Nerelisin? Aydın Nazinliyim. Kesin net. Sizi sevmeyen, sizinle anlaşamayan biri çıktı mı hiç karşınıza? Sizi sevmeyen, sizinle anlaşamayan biri çıktı mı? Çıktı mı ki be? İlla ki çıkmış ya. Sevmeyen çıkmıştır sonuçta da. Anlaşamayan anlaşamıyorsa anlaşamıyorsa bilmiyorum. Bir akşam iftara gelir misin bizim eve? Aslan. Gelirim. Çok severim ben yemeği. En ilginç röportajınız ne? Tabii ki Azra ile dilekçe veren adam. Yani çok ilginçti. Hemen size onun hikayesini birazcık bahsedeyim sormuşken. Şimdi şöyle oldu. Biz bir tane köye gittik. İşte köye girdik ama inanılmaz bir yağmur yağıyor. Ondan sonra girerken bir tane amca böyle dedi ki işte, aa kızım siz nereye geldiniz, ne ediyorsunuz falan filan dedi. Dedim ki amca işte biz köye geldik. Dedi bir benden konuş bakayım dedi. Tamam amca dedim. Yanına gittim. Ondan sonra işte tam evinin oradayız ama amcanın girişte böyle evi. Ondan sonra muhabbet, sohbet işte ne yaptın, ettin şöyle böyle. Sonra konuşurken ben dedim ki amca dedim senin evin mezarlığın tam karşısında. Sen dedim hiç korkmuyor musun? O da durdu böyle baktı bana. Dedi ki korkmuyorum, neden korkayım dedi. Dedim insan bir korkar dedim ya, mezarlıkla karşı karşısın 24 saat boyunca. Dedi ki yok yok dedi, bana bir şey olmaz dedi. Oranın giriş çıkışı dedi bana ait dedi. Biletlerini ben kesiyorum dedi. Ben dedi Azrail ile anlaşma yaptım, ona dilekçe verdim dedi. O en ilginç röportajımdı diyebilirim. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındayız? Aslında şöyleyiz, 27 tam doldu. 28'den gün alıyoruz, tam olarak 93'lüyüm. Valla 27 bitti. 28 değilim ama. 28 olmam için bir yıl daha geçmesi lazım. Şu anda gün almaktayım yani 28'e doğru. Abla dalamayı biliyor musun? Dalamayı nasıl bilmem? Şeydeki bu arada değil mi bu? Kuloğullarının biraz önündeki dalamaysa biliyorum. Zaten Muğla'daki dalamayı da biliyorum. Ama dalamayı çok nasıl bilmezsin o kebabı? O kebabı nasıl bilmezsin? Biliyorum. O yüzden söylemek istedim. Biliyor musun demiş. Evet biliyorum. Bu virüs ne kadar daha sürecek diye bir soru gelmiş. Vallahi bilim kurulunda değilim. O yüzden tam bilmiyorum. Ama ben de bir an önce bitmesini istiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Biri böyle bir içimiz açıldı ya. Sanki bir his var. Bitecek gibi ya. Ama rehavete kapılmayalım. Son iki hafta çok önemli biliyorsunuz. Sesinize, konuşmanıza hastayım. Şive çok hoş. Sağ ol canım takipçim. Ben de size hastayım. Köşke geldin mi? Gelmem mi? Her gün önünden geçiyorum. Halbuki şeye de geldim hatta köşkün, Sarıçam köyünde program bilen çektim. Kaç yaşındasın? 27. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Konuştukça enerjileniyorum ben ya. Nereden buldum bilmiyorum ama şöyle mesela programdan bahsedeyim. Şimdi köye gitmişsin, zaten doğallık var. Zaten insanlar o kadar doğal. Bekliyorlar senden muhabbet etmek için. Onlar böyle bekliyor enerjileriyle. Ondan sonra işte ben de onlarla konuşurken enerjik oluyorum yani. Özel bir şey yaptığım bir şey yok ama kahvaltıya çok önem veririm, onu söyleyeyim. Köylere gidiyor mu? Köylere program için gitmiyorum ama şu anda Hasköy'deyim. Yani fırsat buldukça köye gelmeye çalışıyorum. Bugüne kadar en çok zevk aldığınız programınız hangisiydi? Her zaman söylerim. Denizli, Çivril, Sundurlu. O köy çok güzeldi. Bir de o köyün biraz benim için de manevi değeri vardı. O köyde çok zevk aldım ama her bir gittiğim köy ayrı bir zevkti benim için. Ama böyle şöyle bir dönüp baktığımda orada biraz da dedem daha önce, rahmetli dedem daha önce oraya gitmiş. O yüzden sanırım biraz daha orada manevi bir değeri var benim için. Ama bütün köylerde şimdiye kadar hep çok mutlu olmuşumdur. Şu anda bir köydeyim. Eşek mesela şu an videoma dahil oldu. Sese bak. Duyuyor musun? Evet. O da bir şeyler soruyor galiba bana. Evet, bu kadar en çok ama tamam. Kaşlarının nasıl cennetten gelmişçesine dizili olduğunu açıklar mısın? Evet, böyle bir takipçimiz de böyle bir şey yazmış. Bununla ilgili de hemen cevap vereyim.
Şimdi şöyle, bu lise dönemlerini bilirsiniz hepiniz. Şimdi lise dönemlerinde her genç kız gibi ben de anneme kaşımı aldırmak istediğimi söyledim. Ondan sonra işte anne dedim, ben dedim şey yapacağım, kaşımı aldıracağım. Dedi ki, kızım aldırma. Hayır anne dedim, bütün arkadaşlarım dedim kaşını alıyor dedim, benimki dedim kalın dedim, baksana dedim hiç güzel değil dedim. Kızım, ileride kalıngaş modu olacak dedi. Vallahi evde otururken oldu. Sadece merak ettiğim için soruyorum, bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun ve de gülmek çok yakışıyor hep gül. Teşekkür ederim. Enerjiyi nasıl buldum az önce anlattım. Tam olarak bak nerelisin yetmiyor. Tam olarak nerelisin? Hangi ilçe, hangi köy sorusu gelmiş. Bir gidelim. Benim sülaleye şöyle bir geçmişe doğru bakın. Şimdi babam Karacasuluymuş, tamam mı? Yani babam Karacasu'da doğmuş. 4 yaşında Nazilli'ye gelmiş ama dedemler falan hep Karacasu'daymış. Karacasu'nun da neresinden be? O kadarını bilmiyorum da. Yani Kütük'te Cabi Mahallesi yazıyor, onu söyleyeyim. Anne tarafım da annem Nazil demiş ama annemin annesi yani anneannemler Bozdağ'ındaymış. Anlıyorsunuz mu? Yani anne tarafım Bozdağ'ın, baba tarafım anladığım kadarıyla Karacasu. Ben de Nazil'de doğdum, büyüdüm. Böyle yani. Yani tam olarak neresin dediğiniz için bunun cevabı da bu. Ege şivesiyle yaptığım programa Duygu ile gelen demek istiyor. Devam mı? Evet devam, ama şöyle devam, şu salgın bitmediği için gidemiyoruz köylere. Çünkü ben biliyorsunuz köylere gidersem o teyzeye sarılmadan, amcaların elini öpmeden bir duramam. Kahveye de girmem lazım. O yüzden şu salgın bir bitsin. Salgın biter bitmez gideceğim, merak etmeyin. Yaz ayında Madran Yaylası'na gelir misin? Gelmem mi? Nasıl gelmem? Çünkü o Madran Dağı'na çıkıp o kar kuyularında, hemen kuyuların orada gar helvası yemeden o yaz geçmez. Evet, en son ne zaman düştün? Ne zaman düştüm? Hep düşerim. Ne zaman düştüm en son? Hatırlamıyorum ama bayağı bir işte köylere gidemediğim için bu ara düşemiyorum yani. Doğallığınızı nasıl koruyorsunuz? Doğallığınızı nasıl koruyorsunuz? İşte doğada olarak, doğal beslenerek. Bir de nasıl koruyorum? Aslında şöyle, bazen mesela birkaç arkadaş daha yazmış. Neden, nasıl bu kadar doğalsın diye. Nasıl bu kadar doğalım? Açıklıyorum. Makyaj yapmayı bilmiyorum. Şimdi makyaj yapmayı bilmediğim için doğalım. Doğallıkta şey severim. Ben samimi insan severim. İçten insan severim. O yüzden ben de öyle olmak için elimden geldiğince çalışıyorum. İzmir'e gelin gelir misin? Böyle bir şey gelmiş. Neyse geçelim bunu. İzmir uzak ya. Çamlıbel'e de gelir misiniz? Muğla Kavaklıları Çamlıbel Köyü'ne. Program için çağırıyor. Gelin olmak amacıyla değil. Çamlıbel'i duydum ben bu arada ya. Kavaklıdere'de biz nereye gitmiştik? Hangi köye gitmiştik? Kavaklıdere Menteşe tarafına gitmiştik. Ha bir de şeye gittik. Kurcuova'ya gittik. Çamlıbel'de inşallah şu salgın malgın bitsin. İnşallah gelelim. Covid-19 olmasaydı nerede çekim yapmak isterdin? Bak şu anda bam terime vurdunuz. Bu Covid-19'dan önce, bu koronavirüsten önce öyle güzel bir yer planlamıştık ki şuraya gidelim, kesin gidelim diye. Orası da şey, Koçarlı'da Yeniköy diye bir köy. Hatta orası işte böyle Arnavut göçmenlerinin olduğu bir köy. Yeniköy'de hatta bir kına gecesi vardı. O kına gecesini de çekecektik. Orada ben teyzelerle konuşacaktım. Yeniköy'de olacaktım. Yani eğer bu Covid-19 olmasaydı Karpuzlu Güney Köyü'ne git. Ne olursun sevgiler İstanbul'dan. Ha, İstanbul'dan bir takipçimiz. Kim? Özlem abla. Özlem abla inşallah bakalım salgın bitince gitmeye devam edeceğim. Karpuzlu Güney'de şöyle kafamızın bir yerine yazalım. İnşallah gideriz. Karpuzlu'dan Tekeler'e gitmiştik. Yaşadığın şehir Aydın, Nazilli. Evli misin? Değilim. Kızılcıköy'e bir daha ne zaman geleceksin? Kızılcıköy'e bir daha ne zaman geleceksin? Bilmiyorum ya. Ne zaman geleceğim? Bak az önce tam nerelisin yazmışlardı. Şimdi aslen nerelisin? Aslında bir hani şey vardı ya bir ara, bu E-Devlet'te soy ağacı. O soy ağacını ben de çok merak ettim. Yörük olduğumu hissediyorum. Anladığım kadarıyla yörüyüm zaten. Annem babamdan anladığım kadarıyla yörüyüz yani biz. Yörük kızıyım. Aslen nerelisindeki nerelisini tam olarak bilebilmem için o soy ağacına ben de baktım E-Devlet'e. Fakat çıkmıyor. Benim soy ağacım çıkmıyor. Hayatta en çok ne yapmayı seviyorsun bizim kız? Hayatta en çok yemek yemeyi seviyorum. En çok sevdiğim şey yemek yemek. Ben Salavatlı'dan Dilek. Annem Felçli, adı Ayten. Ona bir selam gönderir misin?
sevindirelim, seni çok seviyor. Allah, hemen buradan Salavatlı'dan Ayten teyzeme kocaman selamlarımı gönderiyorum. Ayten teyzeciğim, seni çok seviyorum. Şöyle bir öpücüğümü falan göndereyim. Teşekkür ederiz. Aydın şivesiyle konuşmak hoşuna gidiyor mu? Seviyorum ben doğallığı. Valla. Ya bazen böyle mesela bazı yerlerde, başka haberler falan da yaptığım için bazı yerlerde bu şey yapmamaya çalışıyorum. Şiveyle konuşmamak için uğraşıyorum. Ciddi böyle bazı ortamlar oluyor. Orada düzgün konuşmak için uğraştığım şeyler oluyor ama arada yine kaçıyor. İstemsiz yani, yapabileceğim bir şey değil. Takip eden bir hayranınızla röportaj yapar mısın? Çok güzel bir fikir. Bunu yapabiliriz. Bunu önümüzdeki günlerde bir düşünelim. Şöyle bir ne bileyim bir çekiliş tarzı bir şey yapalım. Kazananla, bu arada annem arıyor, bir saniye annem aradığı için. Efendim anneciğim. İyi, ne yapalım? Çekmiyor herhalde. Aynen, sen ne yapıyorsun? Bir merak ettin telefonunu çekmeyince. Aynen, ay o kadar güzel ki anne bu Hasköy. Fotoğrafımı gördün mü? Fotoğraf kodum. Babam Instagram'a baksın ya. Neyle getirecek? İyi hadi ondan gidiversin. Evet, normalde de mi Ege şivesiyle konuşuyor musun diyenler de az önce annemle konuşmaya şahit oldu. Böyle konuşuyoruz yani biz. Ama dediğim gibi bazen haberlerde ya da böyle bazen işte muhabirlik yaparken sahada mecburen ya da bir işte farklı bir yerdeyken düzeltmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Vallahi sorum yok ama seni severek izliyoruz. Bahar Bozkurt. Bak Bahar abla vallahi çok uzun zamandır sağ olsun hep böyle yazıyor, işte sürekli like'lıyor falan. Bahar abla, buradan selamlarımı gönderiyorum sana da. Eskişehir güzel yerdir, bilir misin? Bilirim, çok gittim. Gerçekten güzel bir yer. Yolun düşer diğerleri gibi, diğer şehirler gibi. Eskişehir şiirdir senin gibi. Böyle bir takipçimiz de böyle bir şey yazmış. Kuyucak Yamanak Mahallesi'ne geldiniz mi? Geldim, tabii ki Kuyucak Yamanak'a geldim. Ama orada program çekmedik. Devam ediyorum. Görevini aşkla yapanlardansın. Bu kadar başarılı olmanın sebebi bu mu? Çok seviyorum. Yani şöyle, başarılı buluyorsanız çok teşekkür ederim. Burada onu söyleyelim. Elimden geldiğince ya özel bir şey yapmıyorum. Bunu bir görev olarak, iş olarak görmüyorum. Gayet normal dışarıda nasılsa teyzelerimle. Aslında programda da öyle yapıyorum yani. Dışarıda normal teyzemi gördüğümde nasıl konuşuyorsam programda da öyleyim. Öyle ekstra özellikle yaptığım bir şey yok. Ama severek yapıyorum. Çünkü insanları seviyorum. Yani o yüzden. Ege'yi çok mu seviyorum? Çok seviyorum. Bir saniye, ne oldu ya? Bir dakika yaptım. Oluyor. Ten amca geliyor. Hoş bulduk amca. Bir amcam geldi. Hoş geldiniz dedi. En sevdiğin renk yeşil ve sarı. Sana bayılıyorum. Çok dağılsın. Teşekkür ederim. Sormaya başlarsam buradan Aydın'a kadar yol olur. Neredeysen artık bilmiyorum ama teşekkür ederim. Hangi bölümden mezunsun? İletişim Fakültesi Aklı İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezunum. Ve bu mezun olduğum bölümle ilgili de şöyle birkaç bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi ilk ben böyle eşitarlık öğrencisiydim normalde. Gittim Ankara'da işte Aklı İlişkiler ve Tanıtım bölümünü yazdım. Orada okudum üniversitede. Hep böyle dolmuşlara bindiğimde sorarlardı. Bu arada Ankara'dayken dolmuşlara bindim de değil, Nazilli'deyken dolmuşlara bindim de teyzeler sorardı böyle. Kızım maşallah okuyor mu? Okuyorum teyze. Nerede okuyorsun? Ankara'da. Ay maşallah pek güzel. Neresinde? İşte Eryaman. Ana pek güzelmiş. Ne okuyorsun? Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Olsun. Evet, böyle şeyler yaşardım. Neden buluyorsun? Bozdağ'a geldiğim mi, gelmez miyim ya? Şimdiye kadar Bozdağ'a o kadar çok geldim ki çok da seviyorum yani Bozdağ'ını. Seni küçükken havaya 3 kez atıp 2 kez mi tuttular diyen bir takipçim var. Bence de öyle oldu. Hatta bence 3 kez atıp 1 kez falan da tutmuş olabilirler. Çavdar Mahallesi'ni bekliyoruz sizi. Bir Söke Çavdar'a gittik ama bu hangi Çavdar bilmiyorum. Söke Çavdar'a gittik. Ne kadar sürede 10.000 oldun? Şöyle yaklaşık işte 2,5-3 yıl falan oldu ben işe başlayalı. Instagram'ı 3 yıl önce, yani 3 yıl önce açtık. Çok şükür 10.000 olduk. Daha da fazla olacağız sizlerle inşallah. Yeni Pazar'a pide yemeye geleceğim mi? Hastalık bitince geleceğim ya. Vallahi özledim Yeni Pazar pidesini. Geçmişi nasıl unuturum sorusu var. Vallahi abi zamanla unutursun.
Zaman yani, ilacı zaman diyorlar. O yüzden geçmişi zamanla unutursun. Zaten geçmiş geçmiş ya. Bugün var, yarın var. Geçmiş geçmişte kalmış. O yüzden abi inşallah zamanla unutursun diyor. Acı çekici bir şey olmuş galiba. Acı çekmiş bu abim. İnşallah güzel olur. Köylü müsün yoksa şehirli mi sorusunun cevabını bilmiyorum. Nazilliliymişti yani. Hani artık ona ne diyorsanız gayet Nazilliliyim. Germenci'ye geldim mi? Germenci'ye geldim. Sınırtepe'ye geldim. Bir de orada bir yer daha vardı. Hangisiydi? Hatırlayamadım. Bir yer daha vardı ama oraya da geldim Germenci'ye. Bodrum'da çekim yapmayı düşünüyor musun? Hadi gari, bekliyor seni. Bodrum'da çekim yapmayı çok isterim. Çok güzel olur. İnşallah salgından sonra geliriz. Öyle bir şey yaparız ama Bodrum'a tabii birkaç kere geldik. En sevdiğin Ege yemeği hangisi? Vallahi Ege yemeği mi diye bilmiyorum ama en sevdiğim yemek, bu hayatta benim en sevdiğim yemek taze fasulyedir. Yeni Pazar Donduran Mahallesi'ne gelir misiniz? Daha önce bir gelmiştim. Çok böyle tatlı bir muhtar vardı. Ama inşallah yine gelirim. Sevmediğin biriyle aynı ortamda düştün. Ne yaparsın? Sevmediğim biriyle aynı ortama düştün. Ne yaparsın? Hiç sevmediğimi belli etmem. Vallahi elimden geldiğince belli etmemeye çalışırım. Çünkü şey yani, hani sevmiyorsan o senin sorunun, karşısındakinin sorunu değil. Ama sevmediğim insan yok benim ya şu hayatta. Neden sevmeyeyim ki? Var mı sence? Bence yok. Sence var mı? Yok. Sevmediğim insan yok ama birazdan sen beni artık sevmeyeceksin. Çünkü eli çok ağrıdı. Sabahtan beri tutuyor. Bir kere sevmediğim biri olmaz ama hadi oldu diyelim. Hiç belli etmem. Asla belli etmem. Çok böyle şey yaparım. Yani ilgi de çok seviyormuş gibi de göstermem de. Yani sevmediğimi belli etmem. Çok konuşmam. Normal dururum. Lise yıllarından bahseder misin? Ay hiç o konuya girmeyelim. Lise yıllarım bence... Hiç o konuya girmeyelim. Değil mi? Lise yılları nasıldı? Ay ortaokul lise var ya. Ay tabii yarabbim. Beni şimdi şöyle. Tabii o dönemler farklı oluyor. Biraz daha böyle çocuksun falan ama. Nasıldık be lisede? Şu anda tabii kamerayı tutan kameraman arkadaşım benim bu arada ilkokul, ortaokul ve lise arkadaşım. Sana sorayım, lisede nasıldık? Ne yapıyordum yani lisede sence? Nasıldı? Hani lise yıllarından biraz bahset bana. Bana bahset benim yıllarımdan. Sen bayağı çalışkandın, çalışıyordun da ben kopyayla geçtim diyebilirim yani. Tabii. Az soru çalmadık. Aynen o bunları yaptı. Ben yalnız değil, ben çalışkan bir öğrenciydim. Evet, ama sen hiç öyle değildin. Sürekli elinde kitaplarla dolaşırdın. Öğretmenlerin peşinde oradan oraya, oradan oraya. Bizimle falan konuşmazdın. Hep öğretmenlerle muhatap olurdun. Üzülmüş baksana. Evet. Çok canı sıkılmış buna. Ya bana da şimdi bunlar hep böyle şeydi ya. Yani yok, yaramazlardı bunlar yani. Ya ben de böyle daha çok böyle öğretmenlerle hani muhabbet ediyordum. Çok seviyordum öğretmenlerimi. Yani arkadaşlarımı da çok seviyordum. O yüzden ben de öğretmen oldum işte. Sen ondan mı öğretmen oldun? Ay bir tanem. Bu arada arkadaşım benim öğretmen. Öğretmenleri sevdiğim zamanında diyor öğretmen olmuş. Bir tanem ben seni o zaman da seviyordum. Ama tahtaya kaldırıp beni az rezil etmedin. Unutma. Şimdi 3. sanayiye ne zaman geleceksin sorusu gelmiş. 3. sanayide benim çok sevdiğim sanayide abilerim var. Emre ustam gibi ve birkaç tane daha usta var. Onlar sağ olsunlar sürekli bizi takip ediyorlar. Abi şu salgın bir bitsin. Ama yakında bir sanayide bir çalışma yapacağım ben galiba bir. Artık sona doğru geliyorum. Şu an kameraman arkadaşım ve ilkokul, ortaokul, lise arkadaşım şöyle yaptı. Oh, sonunda bitti yaptı. İnşallah siz de sonunda bitti dememişsinizdir. Böyle zevkle izlemişsinizdir. Ben sizi çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. Ege şivesi ile ilgili söyleyeceğim şey şu. Ege şivesi güzel. Ege güzel. Aslında Türkiye'de güzel ama bizim Ege'miz ayrıdır. Ondan sonra şivemiz ayrıdır. Ben böyle ne kadar çok düzgün konuşmaya çalışsam da ağzım kayıyor Ege şivesine. Güzel yerlerde yaşıyoruz ya çok şükür. Sizi çok seviyorum. 10.000 olduk. 10.000'i biraz geçtik. İnşallah önümüzdeki günler daha da büyürüz. Hepimiz bir aileyiz ama şunu söyleyeyim. Her bir takipçimi çok seviyorum ve söylediğiniz, yazdığınız her şey benim için çok değerli. O yüzden elinizden geldiğince bana yazmaya devam edin. Artık biraz veda edeyim. Bayağı konuştum. Zaten arkadaşım söylemişti çenemin ne kadar düşük olduğunu. Siz de zaten storylerden falan, videolardan da görüyorsunuz. Bak bak, bitiremedim. Çenem düşük. Çenem. Neyse. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.